Yıl 29 Mayıs 1453. İstanbul fethedildi. Öyle bir komutan tarafından fethedildi ki şu cümlelerle: "Ey İstanbul, ey Konstantin'e, ey Konstantiniye, ya sen benim olacaksın, ya sen beni fethedeceksin, ya da ben seni." Fatih Sultan Mehmet'e ait olan bu kutsal sözlerle İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında fethedildi. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan dünyanın en büyük güllesini atacak toplar tasarlandı. Bu topların başında Şahi vardı. Şahi 1453 yılında Konstantiniyye'yi fethetmekte bir numaralı silahtı. İşte bugün de Ayşe Conquest 1453'ün Şahi topundan ilham aldığı o muhteşem nargileyi sizlere tanıtıyor olacağım. Demiş ki Fatih Sultan Mehmet: "Benim gücümün ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile erişemez." Öyle bir komutan ki İstanbul'un fethinde kullanılan top dünyanın en büyük topu olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı. Hadi gelin şimdi takıma geçelim. Beyler, bayanlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Ayşe Conquest 1453 versiyon 4'ü tanıtıyor olacağız. Peki bununla beraber sizlere ne göstereceğim bugün, onlardan bahsedeyim. Kullanacağımız lüle konseptik lüle olacak. Konsepti biliyorsunuz ki daha önceden de kullanmıştım. Çok keyifli bir lüleydi. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. HMD olarak Babil Kubbe'yi kullanacağım. Nargilemizi açma aparatı olarak Darkside'ın türbünü geldi biliyorsunuz Türkiye'ye. Darkside türbünüyle açacağım. Peki ne içeceğiz? Bugün PLS'nin bize göndermiş olduğu karışımlardan Madonna'yı deniyor olacağız. Bugün gelen karışımlardan Madonna'yı deniyor olacağız arkadaşlar. Maşa, iğne ve çatal ekipmanım NCN'den geliyor. NCN'nin ekipmanını kullanacağız. Peki bugünkü çekim tekniğinden bahsedeyim birazcık. Bugün iki tane farklı açıda kameram olacak. Bir tanesi beni izleyeceğiniz, geniş açılı izleyeceğiniz öndeki sabit kameram. Bir tanesi de aksiyon ve yakın çekimler için aksiyon kameram olacak. Yakın çekimleri size diğer kameramla gösteriyor olacağım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet, bugün tanıtacağımız takım demin de bahsettiğimiz gibi Ayşe Conquest 1453 olacak. Ben teker teker sizler için parçalarını çıkartacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim: İnanılmaz fazla parçası var. Arkadaşlar, o kadar fazla parçası var ki gördüğünüz zaman yok artık diyeceksiniz. Kutuyu açmaya başlıyorum. Bu şekilde bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Tercihe bağlı olarak çantasıyla beraber de gelebiliyor. Takımın normal fiyatı 1453 TL. Anlaşılacağı üzere İstanbul'un fethinin rakamlarıyla hazırlanmış. Şimdi buradan şöyle göstereyim size. Böyle bir çantayla geliyor arkadaşlar. Böyle bir içerikle geliyor. Teker teker parçalarını çıkartıyor olacağım sizlere. Sonra parçaları tek tek tanıtırız. Bunlar uçuyor. Alt borusu. Serin alt kısmı. Serin üst kısmı. Göbek. Markuç adaptörü. Ve tahliye adaptörü. Şerbetliği. Bunların hepsini tek tek tanıtacağım. Lüle adaptörü, markuç girişi, tahliye girişi, markuçun üst ve alt kısımlarının parçası ve tepsisi. Alt kısmında da umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Deneme fırsatım olmadı çünkü. Burada tepsisi. İçinden soft touch'ı da çıkıyor. Benim hali hazırda bir tane soft touch'ım olduğu için bunu kullanmayacağım. Kendi soft touch'ımı kullanacağım. Bu şekilde bu angarya kutudan kurtulabiliriz. Kutu oldukça büyük arkadaşlar. Ve takımda kilogram olarak, oldukça ağır. Şimdi size yakından parçaları tek tek gösteriyor olacağım. Bakın arkadaşlar.
arkadaşlar. İlk başta bu görmüş olduğunuz parça marpuç. Bunun üst ve alt kısmında, özür dilerim, alt kısmında, şurası alt kısmı, alt kısmında bir lazer efektini görüyor olacaksınız. Şurada görmüş olduğunuz parça alt boru ve difüzörüyle beraber. Bu alt borunun en büyük özelliği hareket ediyor olması arkadaşlar. 3 tane boyu var. Uzun, orta ve kısa olacak şekilde 3 boyu var. Üzerinde 32 tane deliği var. İrili ufaklı. Standart gördüğümüz borulardan daha dar bir boru kullanılmış. Fakat materyal olarak 304 çelik, oldukça kalın ve ağır bir parça. Burada görmüş olduğunuz iki parça, onu da şu taraftan göstereceğim. Burada gördüğünüz iki parça selin boyutlarını belirleyen iki parça arkadaşlar. Arzu ederseniz ikisini birleştirip kullanabiliyorsunuz. Arzu ederseniz tekini kullanabiliyorsunuz, kısa olanını. Arzu ederseniz uzun olanını kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı şekillerde kullanım sağlayabiliyorsunuz. 3 farklı boyu var. Ölçüleri de buraya bir yere yazıyor olacağım arkadaşlar. Bu parçayı birleştirdiğimiz zaman tek bir sel parçası çıkıyor. Burada göbek var. Göbek closet chamber ve en büyük özelliği takımın, onu şişede göstereceğim zaten. 2 tane çıkışı var. Arzu edildiği takdirde 4 çıkışa kadar da çoğaltılabiliyor. Bence 2 çıkış gayet yeterli ve makul. Şu an elimde gördüğünüz parça tahliye adaptörü arkadaşlar. Tahliye adaptörlerin içinde ufak petekler var. Haliyle üflediğinizde nasıl çekiyorsanız üflemeyi de aynı şekilde yapmanızı sağlıyor. İki parçada da aynı petek parça kullanılmış. Bütün parçaların üzerlerinde benim özellikle dikkat ettiğim, genellikle saatlerin pimlerinde kullanılan şu işleme kullanılmış. Çok hoşuma gitti bu işleme özellikle. Onun haricinde takımın en büyük özelliklerinden bir tanesi de kendi içinde şerbetli olması. Biliyorsunuz killer bürelerde şerbet bir şekilde tütünle beraber deliklerden aşağı iniyor. Ama bu aparat sayesinde şerbetin, tütünün aşağı inmesini engelliyor. Tabii bu şerbetin akmasını engelliyor. Çünkü tütün bir şekilde buradan düşecektir. Ama ekstra, external dediğimiz, yani harici bir şerbetlik kullanmanıza gerek kalmayacak bu parça sayesinde. Onun haricinde marpuç girişleri arkadaşlar bunlar. Marpuç ve tahliye adaptörlerinin üzerlerini kapattığınız parçalar. Burada da lüle adaptörü var. Şimdi hadi gelin takımı sizinle beraber birleştirelim. Evet, göstermediğim ne kaldı? Bir tepsi kaldı. Tepsimiz oldukça büyük. Üzerinde Ayşe, Şişa, Conquest. Alt tarafta da Ey Konstantiniye, Ya Sen Beni Fethedeceksin Ya Da Ben Seni, Fatih Sultan Mehmet'in güzel sözleri yazıyor. Tepsi oldukça büyük bu arada. Baya baya büyük. Şişe yine Conquest'in şişesi aynı şekilde. Şişede en büyük özelliklerden bir tanesi tabii ki klik sistemi. 360 derece klik sistem dediğimiz Ayje Conquest'in 4 nesildir aynı sistemi kullandığı bir sistem var burada. Bu sistem sayesinde takımınız 360 derece dönebiliyor ve rahat çıkartıp takılmasını sağlıyor bu sistem. Kesinlikle hava kaçırmıyor. Burada ekstra size gösterebileceğim çok özel bir yer var. Onu da şuradan göstereyim. Umarım gözüküyordur. Gözükmüyorsa da aldığınız zaman göreceksiniz muhtemelen. Şurada küçük bir yazı yazıyor. Şişenin nereye kadar su doldurmanız gerektiğini gösteren bir yazı. Çok başarılı olmuş. Şişe de oldukça şık duruyor bu arada arkadaşlar. Şimdi gelin takımı beraber toparlayalım. Oh! Bu kadar uzun konuşmamıştım. Ne kadar yorucu olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Takımda oldukça ağır, havada oldukça sıcak. Kıymetinizi bilin arkadaşlar yani. Neyse. Takımı gelin beraber toparlayalım. İlk önce yapacağımız işlem göbekle başlayalım. Göbeğin parçalarını bir yerleştirelim ilk önce. Ser parçası demin dediğim gibi ister tek olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz iki parça olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz küçük parça veya büyük parçayı kullanabiliyorsunuz. Yani boyunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ama biz bugün uzun ser kullanacağımız için uzun şekliyle kullandık. Arkadaşlar şu anki görmüş olduğunuz ölçüde Şahin'in, yani İstanbul fethedilirken kullanılan topun birebir aynısı düşünülerek tasarlanmış.
Şahin'in üzerlerindeki işlemilerden çizgilere kadar her şey düşünülerek, Şahi'yi düşünerek çalışılmış bir tasarımı var. Takım total ağırlığı 5 kiloyu buluyor arkadaşlar. İstenildiği takdirde renk olarak titanyum da tercih edilebiliyor. Opsiyonel olarak yaptırabiliyorsunuz ekstra onu. Kendi kutusunun haricinde kendi çantasıyla ekstra olarak çantasıyla da alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Alt borusu da takım bu şekilde arkadaşlar. Takım bu şekilde. Dişeği nasıl oturduğunu da göstereyim bu arada. Bunu alayım. Şurada. Göbek sistemi 360 derece klik dediğimiz bir sistem. Üzerindeki parçayı aşağıya doğru çekip takımı yavaşça oturtuyorsunuz. Takım oturduktan sonra bunu bırakıyorsunuz. Bu kadar. Bu şekilde bir sistem. Bunun en büyük özelliği 360 derecede göbek dönebiliyor. Aynı zamanda çıkartması da çok basit. Yine aşağıdaki yaylı sistemi aşağıya doğru çekiyorsunuz. Takımı bu şekilde çıkartıyorsunuz. Çok basit bir sistem var yani. Bu şekilde. Markuş parçalarını da şuradan göstereyim size. Markuç'un iki parçası var. Bir alt, bir de üst kısmı. Üst kısmına, alt kısmına gelecek şu desen alt kısma gelecek şekilde. Desen alt kısma gelecek şekilde bu parçayı takıyorsunuz. Şu üst parçaya da diğer parçayı takıyorsunuz. Markuç'unuz da gördüğünüz üzere hazır. Şimdi geldik şerbetlik ve tepsi kısmına. Şerbetlik ve tepsi kısmı birazcık karmaşık olabilir. Öyle düşünebilirsiniz ama hiç de öyle değil. Bakın ser kısmının üstünde şerbetliği oturtabileceğiniz bir yer var. Bunu şerbetliğin bu şekilde oturtuyorsunuz. İşlem tamam. Sonra tepsiyi alıyorsunuz. Tepsi üzerine koyuyorsunuz. Tepsiyi koyduktan sonra lüle adaptörünü de üzerine bu şekilde vidalıyorsunuz. Takım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım bu şekilde, hazırlaması çok basit. Burada da küçük imparatorlarım var arkadaşlar. Darth Vader da bizim biliyorsunuz ki imparatorumuz. O da dünyaları fethetmiş yüce bir lider. Darth Vader, tanıştırayım. Bu arada suyunu koyalım arkadaşlar. Benim buzdolabında hazırladığım soğuk suyum vardı. Onu kullanacağım. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Tam yazının olduğu hizada duruyor. İsterseniz bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi neydi? Difüzörün ayarlanabiliyor olmasıydı. Ben difüzörü en altta kullanacağım arkadaşlar. Difüzör ne kadar suyun altında kalırsa mukavemet o kadar artacaktır. Evet, oturttum. İstediğim yerde şişe. Şu an takımı hazır. Bu arada közlerin olmasını beklerken ben de o arada Aja'dan bahsedeyim. Aja biliyorsunuz bir Türk markası. Elime ne ürün gelirse onu deneyimleyip firmalara geri feedback veriyorum. Ortaya çıkartmış olduğu takımlar dünyaca ünlü bildiğiniz birçok takımla da yarışacak nitelikte. Elime gelen ürün gerçekten çok hoşuma giden bir ürünse onun videosunu çekmek bana bir borçmuş gibi oluyor. Şu an elimize gelen takımda özellikle bir anlam taşıyan bir takım. Hem benim için hem dünya için. Kullanılan materyallerin tamamı çok profesyonel işçiliklerden geçmiş. O yüzden çok kıymetli bir takım olarak görüyorum bu takımı. Daha önce deneyimledim takımı. İçim olarak hiçbir şeye benzemiyor. Ne Medpira benziyor, ne Aja Noir'a benziyor, ne Alfa'ya ne Mama'ya hiçbir takıma benzemiyor. Gerçekten kimliği olan, çekim olarak kimliği olan bir takım arkadaşlar. Yani bu takımdaki handikap ne? Bu takımdaki en büyük handikap ağırlığı. Yani gerçekten ağır bir takım. 5 kilogram ağırlığı olan bir takım. Kullanılan materyallerin tamamı dolu malzemeden yapılmış bir kere. Fakat bir tek Marpuş'ta zannediyorum ki dolu malzeme kullanmamışlar. İyi ki de kullanmamışlar çünkü elimde 5 kilonun bir kilosu elimde olduğunu düşünürsek
gerçekten çok mutlu etmeyecektir beni. Bunun haricinde tasarımsal anlamda ikonik bir tasarım var. Şahi topuna birebir benzetilmesi apayrı bir mevzu tabii ki. Ben sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Satın alan arkadaşlara, kullanan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Bakalım bize neler sunacak birazdan, duman ve tahliyesinde de göreceksiniz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada lülemizi de yapalım isterseniz. Ben yakın çekimde konseptiyle göstereyim sizlere. Bugün Babil Kubbe'yi kullanacağız demin söylediğim gibi. Ben birçok lülede artık Babil Kubbe'yi tercih ediyorum. Çünkü çok keyifli gerçekten. Hem kullanımı çok keyifli hem de verdiği ısı değerleri gerçekten çok başarılı. Bugün konseptiyi kullanıyor olacağız lülede. Konseptin lülesini de göstereceğim şimdi sizlere. Evet, konseptin lülesi de bu şekilde arkadaşlar. 6 delikli, çok özel bir lüle. Tasarımsal anlamda gerçekten hiçbir lüleye benzetemiyorum. Genelde bu tarz lüleleri kullandığımda HMD olarak, özellikle Killer kullandığımda HMD olarak Babil Kubbe'yi kullanıyorum. Bu sefer de aynı şekilde Babil Kubbe kullanacağım. NJN'nin ekipmanları var, her zaman kullandığım ekipmanlar. Bu NJN'nin çatalı ve iğnesini fuardan almıştım. Fakat bir sıkıntısı var, ıslak kaldığı zaman gerçekten hemen paslanıyor. Öyle bir durumu var. Yani umarım seneye bu şekilde çalışmazlar diye umut ediyorum. Bugün biliyorsunuz ki PLS'ler gelmişti. PLS'lerden Madonna'yı da epeydir merak ediyorduk. Değişik. Gerçekten değişik. Ki meyveyle çok aram yoktur benim. Meyve aromalı güzel bir formu var. Yaklaşık 25 gram kadar alıyor tütün, lüle. Evet. Konseptin en beğendiğim tarafı packing yaparken gerçekten oynayabiliyorsunuz. Farklı farklı çeşitlerde packingler yapabiliyorsunuz. Ben özellikle dark kullanırken ortasını boş bırakıyorum. Ortası çünkü bunun biliyorsunuz ki boş, yani delik yok bunun ortasında. O yüzden ortasına tütün koymuyorum mesela. Tam deliklerin üzerine denk getiriyorum. Ama şu an kullandığım tütün dark bir tütün olmadığı için bunda her tarafa tütün koydum. Oldukça da fazla koydum. Birazcık rahatlatmaya çalışıyorum sadece. Siz de packinglerinizi yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var. Lütfen HMD'lerinize tütünü değdirmeyin arkadaşlar. Isı bir yerden fazla ısı aldığı zaman o yerden ısı yürümeye başlar. Haliyle tütününüz yandığı zaman içimi de düşürecektir. O yüzden daha az tütün kullanın. Daha az tütün kullandığınız zaman daha başarılı olacaktır içiminiz. Unutmayın, bir nargilenin içim süresi de maksimum 1 saat nargile içebilirsiniz. İçmeye devam etmek istiyorsanız yeni kafa yapmanız gerekiyor. Atlamayın bu ayrıntıyı. 2 saat bir nargile içilmez. Yeni kafa yapın ya, üşenmeyin. Kalkın yeni bir tane kafa yapın. Birazcık deliklerini açacağım. Bu şekilde deliklerini birazcık açarsanız havanın geleceği yolda rahatlatırsınız. Dışarıdan çok fazla belli olmayacaktır ama hava kanallarını birazcık açıyorum. Ondan sonra tamam. İşlem operasyon tamam. Bugün kullanacağımız yeni ekipmanlardan bir diğeri ne arkadaşlar? Hepinizin merakla beklediği, aslında abi alsak mı almasak mı dediğiniz türbin. Nargilenin açılmasını sağlayan bir sistem. Nasıl bir sistem? Aynen baca. Bildiğiniz standart bir baca. Buradaki en büyük egzantrik durum kulbunda dark side yazması. Başka bunlar, onun haricinde üzerindeki delikler hava kanalları zaten. Tahmin edebiliyorsunuzdur bunu. Çantasını takıyorum. Nargilemin üzerine geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Közü de koyacağım zaman, közü koyduktan sonra bacayı kapatıyorum. Sistem bu kadar arkadaşlar. Hazır. Şimdi közü bekleyelim biraz. Köz birazdan gelecek. Biz de işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. Gibi gibi. Evet, közlerimiz oldu. Şimdi türbinimizi indiriyoruz. 3 tane flat kömürü koyuyorum.
Közmatik Kefon'un arkadaşlar uzun zamandan beri kullandığım, yaklaşık bir sene, bir buçuk seneden beri kullandığım bir sistem. Eğer bu sistemi kullanacaksanız, baca sistemini kullanacaksanız kapağını kapatmıyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Eğer isterseniz üst tarafına kapağını koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Lotus'ta direkt oturuyor bu arada. Yaklaşık 4 dakika kadar demlenmesi için bekliyorsunuz. Kendi kendine hiç dokunmadan kendi kendine lülenin iyi ısınıp açılmasını sağlıyor bu arada. Evet. Açılmış mıdır acaba? Çok mu acele ediyorum? Bekleyeyim biraz da. Açılmamış mıdır daha? Açılmıştır herhalde ya. Kaç geçiyor? Hadi nargile içeceğiz ya. Sanki saatler geçti. 4 dakika olmadı mı ya? Herhalde açılmıştır. Mana mana. Dön 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 dön. Mana mana. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Açılmıştır herhalde. Evet. Kafadan kapağı çıkartıyoruz. Bacayı kaldırıyoruz. Olduğu gibi kapağı tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Baca sıcak olabilir ama alt kısmı değil, üst kısmı sıcaktır. O yüzden rahatlıkla yere veya herhangi bir kenara koyabilirsiniz. Evet, müsaadenizle artık ilk çekimi yapıyorum arkadaşlar. Muazzam. Takımın çekimini, yani size desem ki çok rahat bir çekimi var, yalan söylerim. Çok sert bir çekimi var, yalan söylerim. Çok arada, gerçekten çok farklı bir çekimi var arkadaşlar. Yani ne tok ne rahat, değişik bir çekimi var. Ve tahliyesi de çok farklı. Yani üflediğiniz zaman o farkı çektiğiniz zamanki hissiyatı veriyor sanki size. Yani garip bir hissiyat bu tabii. Görüntüde belki siz daha net anlayabilirsiniz. Değişik, kaymak gibi böyle yani. Biraz yoğun bir şey var. Çekerken gerçekten hissettiriyor. Nargileyi çektiğinizi hissettiriyor. Ama sizi yoran bir şey yok. Yani tarifi bu şekilde olabilir herhalde en fazla. Aroma konusunda da tropik bir aroması var arkadaşlar. Olabildiğince tropik. Karışımlarınızda kullanabileceğiniz güzel bir aroma diyebilirim. Güzel. Aroma gerçekten başarılı bu arada. Evet, bu takımın en büyük özelliklerinden bir tanesi 360 demiştik. 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Bayağı dumanlı yani. PLS'de duman yok diyen arkadaşlara selam olsun arkadaşlar. Gayet doygun bir aroması var. Gayet aromalar keyifli. Son dönemde... Lan! Her taraf duman altı oldu. Son dönemde gerçekten bandrollü markalarımız kendilerini olabildiğince geliştirdiler. Dünyada podyuma çıkmak çünkü o kadar kolay bir olay değil. Oralarda olabilmek, var olabilmek için ürünlerini gerçekten geliştirmeleri gerekiyordu. Bu hamleyi de PLS çok güzel yaptı diye düşünüyorum. Size takımın birazcık teknik bilgilerinden bahsedeyim şimdi. Kaçırdığımız bir yer var mı? Atladığımız herhangi bir şey var mı? Teknik verilerinden bahsedeyim arkadaşlar. Takım dediğimiz gibi 304L çelikten imal ediliyor. Sertifikalı bir çelik biliyorsunuz ki. Aynı zamanda bu takım patentli bir ürün. Haliyle ürünü çakma yapmaya çalışan arkadaşlara buradan duyurulur. İçeri girersiniz, Allah muhafaza, hiç öyle şeylere girmeyin. En benzersiz ve en güzel özellikleri demin bahsettiğimiz gibi 360 klik dediğimiz sürekli dönen bir kilit mekanizmasına sahip olması diyebiliriz. Ağırlığı 5 kilo arkadaşlar. Ağırlığı oldukça fazla. Yani taşınılabilir bir takım değil arkadaşlar bu. Takım 3 boyda kullanılabiliyor.
42 santim, 48 santim ve 58 santim olmak üzere 3 boyda da kullanabiliyorsunuz. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Onun haricinde takımın yüksekliği 58 santim. En yüksek yüksekliği 58 santim düşürülebiliyor demiştik zaten. Eğer haricen istiyorsanız takımı titanyum kaplama olarak da satın alabiliyorsunuz. Ama bu opsiyonel bir şey arkadaşlar. Closed chamber özelliği var falan filan. Bunlar hep bildiğimiz şeyler zaten. Sizlerin de bildiği şeyler. Gizli şerbet tutucusu var. Bahsetmiştik ondan da. Onun haricinde başka bir şey yok. Arkadaşlar takım böyle işte. Takım gayet güzel. Çok başarılı bir takım. Gerçekten evladiyelik. 7 ömür saklayabileceğiniz bir takım. Çekimi dediğim gibi hiçbir şeye benzetemedim. Şimdi size ben takımın boyunun nasıl ufaltıldığını göstereceğim. Biraz riskli bir iş yapacağım ama göstereceğim arkadaşlar. Evet, isterseniz İsterseniz bu boyda içebiliyorsunuz. İsterseniz bu boyda içebiliyorsunuz tercihen. İsterseniz de küçük parçayı takıyorsunuz bu sefer. Bu şekilde de en ufak boyuyla 42 santimlik boyuyla da kullanabiliyorsunuz. Çok keyifli bir takım arkadaşlar. İstediğiniz boyda kullanabiliyorsunuz. 360 derece özelliği var. 304 çelik. İsterseniz çantalı alabiliyorsunuz. Daha bir takımda ne arayabilirsiniz ki? Mesaj geldi. Arkadaşlarım beni Zoom'a çağırıyor arkadaşlar. Birazcık orada istişare yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her akşam Twitch'te 22.30'da canlı yayındayız. Sormak istediğiniz sorular varsa ister yorumlardan isterseniz Twitch yayınlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet, bal şeker olsun. Unutmayın, nargile hepimizin arkadaşlar.